Müthiş yarışmacılar. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok güzel iki performans izledik. Gülsen Hanım böyle bir üzgün duruyor. Durmayın öyle. Siz de çok güzel yarıştınız. Evet, belki teşekkür sonuç ederim. Biraz daha mütevazıydı ama hoş performanstı. Seyhan Hanım gümbür gümbür geldi. Çok iyiydi gerçekten. Değil mi? Tebrik ederim. Bilge Hanımcığım, sizce de öyle değil mi? Çok iyilerdi. İki tanecik harf aldılar. Bir tanesi sivil, bir tanesi öne sürmekte. Sivili zaten daha önce duymamışlar. Pratik zekası da yerinde. Müthiş bir yarışmacı. Ama biz burada ne müthiş yarışmacıların hevesini kursağında bıraktık. İnşallah değil mi? Hadi bakalım. İki tane harf alacağız. 12 saniye arttıracağız. Çünkü 11 saniye arttırdı Seyhan Hanım. Başlasın tamam. Mı? Harf almayacağız diye düşünelim. Başlasın. Harf almayacağız diye düşünelim. Tamam. Zaten Halil Bey 9700 puanla ışıl ışıl parlıyor halen arka tarafta. Buyurun. İlk sorumuz. Cana kıyıcı. Kıyacı da derlermiş ama pek kullanılmamış. Cana kıyıcı kalsın. Net. Cana kıyıcı. Dört harfli. Uzağa gitmeyin ondan. Katil. Katil demeyin. Cana. Canla kıyıcı. Zalim. Ama böyle insanın canını alacak ölçüde zalim. Harf alayım. Aldık mı harf? C'si geldi. Tıpkı cana. Cani. Cani. Çok kolaymış. Bakıyorum da hıncınızı butondan çıkartan bir haliniz var. Müthiş bir tokattı efendim. Devamını bekliyoruz. Buyurun gelsin. Müslümanlıkta mezhep kuran kişiler içinde kullanılan bir unvandır. Aynı zamanda işte önder, hoca. Öne geçen. Arkasında namaz kılınan. İmam. Yapıştırın İmam. Gitsin. Biraz ürküyorum sizden. sessiz duruyordunuz. Bir böyle sertleşmeye başladınız. Yok bir şey olmaz değil mi? Odaklanmaya çalışıyorum. Tamam bana odaklanmayın da Allah korusun. Buyurun gelsin yeni soru. Televizyonda programlar için ayrılmış özel zaman dilimi. Matine miydi değil? Hayır. Akşam, gece. Prime time deniyor. Yabancı kökenli değil bu. Gece. Böyle bir hani... Kuşak. Neydi o? Kuşak. Kuşaktı o. 1200 puana çıktı kasa. Böylelikle geçtik 5 harfli cevapların sonuncusuna. 4. sorumuz efendim. Doğruluğu kesin olarak bilinmeyen haber. Kulağa gelen şey. Böyle. Bilgi Hanım. Geliyor dedikodu bir şey. Öyle bir nokta nokta aldım ama bilmiyorum. Söylem. Söylem değildir o. Birisi söylemiş, siz de... Duyduk. Söylem değilse? Duyam. Duyam. Duyum. Dedim. Duyum. Duyumdur. Kelimeyi tekrar düşünmek gerekiyor bazen evet. Duyum duyama da dönüşebiliyor. Güzel geldik buraya kadar. Verdiğiniz cevaplar doğrultusunda belki bir psikolojik analiz falan çıkartırsınız. Kendisi psikoloji okuyor biliyorsunuz. Buyurun efendim yeni soru. Zarf haliyle bir daha, yine, yeniden, tekrar. Gene bu anlamlarda kullanılan bir sözcüktür. Yine, yeniden, gene, yeniden, tekrardan, tekrar. İşte bu kadar. Ne oldu? Süreyi birazcık harcadım sanki. Ben de sanki böyle hani biraz fazla şaka düşündüm. Yapıyorum diye acaba düşürdüm mü sizi diyorum. İyi misiniz? İyiyim. İyisiniz. Bu iyi geliyor. Tamam, çok başladığınızda daha böyle dikti omuzlarınız. Şöyle bir postürü düzeltelim. Tabii. Derin bir nefes alalım. Siz bizi bundan sonra görün. Buyurun efendim. Müstakbel profesör. Doçent. Nedir? Doçent. Güvenerek kendinize. İşte bu. Haydi yedi harfli cevaplar. Bunun daha zorunu Gülsen Hanım cevapladı biraz önce. Bunu rahat bulursunuz. Roma Kilisesi'ne Katolik. Bağlı olan. Çok güzel. 3600 kasa. Hızlandınız maşallah. Yarısını da bitirdiniz. 2 dakika 22 saniye var. Süre konusunda da iyi durumdayız. Buyurun efendim yeni soru. Bir olayın gerçekleşeceğini... Ön sezi. Doğal sayılmayacak sezi yeteneğiyle önceden bilme. İçe doğma. M, ma filan yok bunda. Tek kelime. Telepati. Hayır. Değil. Doğu kökenli bir kelime. Tamam. İç. Nokta noktada bulunmak. Kehanet. İşte oldu bitti. Mutfaklarınız nasıl efendim? Eh. Eh derken iki harfli bir kelime pek bir şey anlatmıyor.
girip çıkmışlığınız var. Var var. Bak, evet. Buyurun. Kuru fasulye, nohut gibi yiyecekleri... Islamak değil. Islamak. Islamak ya da bir harf daha ekleyelim. Islatmak. Islatmak. 8 ıslak. İkisi de kullanılır. Şimdi şurada biraz duralım mı? Durmayalım yahu. Siz bunu halledersiniz. Tek kelime efendim. Aldığı eklerle birlikte 8 harfli olmuş bir kelime. Böyle bir duraksamamın sebebi neydi? Yapısı böyle biraz bitirim ağzına uygun. Argo diyemem. Yanlış anlamayın. Ama böyle konuşurken bile insanın sesini böyle bir tekerlendirir. Bir bakın. Gerekince, gerekirse anlamlarında Arapça kökenli bir sözcük. Lüzum, lazım. Gerekirse. Bakın ne demiştim? Bitirin. Hallederiz gerekirse. Gerekince ben hallederim. Ben veririm. Lazımsa. Lazım değil. Nokta nokta ederse. Öyle düşünün. Ederse. Ama tek kelime bu. Gerekince. Nereden gerekti? Mesela. Alalım mı harfimizi? Harf alayım. Bir tane harf alma hakkımız vardı. Onu da burada kullandık, durdurduk. Ki süremiz boşa akmasın. Değil mi Bilge Hanım? İcabı. Ha gayret. İcabıyla. İcab. İcabeten. İcabı ile. Ne hali? E hali mi? D hali mi acaba? İcabında. İcabında. Bitti mi harf almakla? Bitti. 1 dakika 25 saniyede süre kaldı. Onun da 1 dakika 14 saniyesi. Özür dilerim 13 saniyesi sizin. Tamam, çünkü siz 12 saniyeyi arttırmanız lazım. Tamam. Anlaştık. Yani son 4 soruya... Hiç harf almadan cevap vereceğiz. Bir tek ikinci 9 harfli cevaptan korkuyorum. Diğerlerini çok rahat bir şekilde halleder Bilge Hanım diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Gizli tutulan bir bilgiyi, bir sırrı duyurmak. Gizlice yaymak. Söylenti değil, yaymak. Mesela o kurumun içerisindeki bir kişi, o kurumla ilgili gizli bir bilgiyi... Yayınlıyor. Basına... Sunmak. Basına sunmak değildir o. Rapor. Çaktırmadan. Sızdırmak. Sızdırmaktır. 9 ıslak. Şundan biraz korkuyorum işte. Gelsin bakalım. Emperyalist. Bu sözcüğün Türkçe kökenli karşılığı. Bu işte rafineri arıtım evi gibi bir soru. Türkçesi pek yaygın kullanılmaz çünkü. Ama emperyalist ne yapar? Burası da benim olsun. Burası da benim olsun. Yayılmacı. Nedir? Yayılmacı. Bilge Hanım'a bakın siz. Bundan sonrasından hiç korkmuyorum. İnşallah. 42 saniyede süre var. Rahat rahat yarışın efendim. Buyurun. Birine veya bir şeye uğursuz nazar bakışlar değdirmek. Atıp dikkat. Bakışlar zarar vermek. Nazar değdirmek. Değil. Göz olsa... atmak. Göz. Ha gayret. Durdurayım mı? Göz. Ya, yani durdursak iyi olur. Göz vermek, göz değmek, göz... 10 harfli yapın onu ama. Göz değdirme. Olmadı ki 10 harfli. Değmesi. Göz yine yalın haliyle mi? Gözü değmek. Gözü değmek. 1000 puan değerinde. Eklerde sıkıntımız var. Evet, evet. Duyum duyam gibi. Buyurun gelsin. 2 kelimeden oluşuyor, şöyle soruluyor efendim. Genellikle büyükbaş canlıları beslemek için kullanılan besin maddesi. 2 kelime. 2 kelime. Genel bir tabir. Duracağız. Evet. Genel bir tabir efendim. Fakat genellikle büyükbaş. Saman lapası. Saman ne? Lapası. Büyükbaş. Şanslı hayvanlarmış. Ot. Saman. Neydi onun adı? Ya çok arpa. Basit bir şey. Yok yok öyle bir özellikli bir şey değil. Hepsine birden verilen. Yem. Yemi. Ne yemi? Hayvan yemi. Nedir efendim? Hayvan yemi. Çok affedersiniz. Hayvan yemi. 1000 puan değerinde.
İlk alkışı gönderen kişi Seyhan Hanım'dı arka taraftan. Çünkü böyle bekliyordu. Cevabı daha öncesinde bulmuştu. Ya. Müthiş yarışmacılar, bir araya geldiniz, birbirinizi ezdiniz. Onun üzüntüsü içerisindeyim. Eğer ki Halil Bey de gelip sizi geçerse iyice üzüleceğim. Dur bakalım neler yaşanacak. Bir daha çağırsınız o zaman. Bir arada mı? Bir arada çağırma. Birbirinize yazık ediyorsunuz ama ne olursa olsun kocaman alkışları hak ediyorsunuz.